Tamam mı abiler? Dima'a hoş geldiniz. Şey ve iradeye de. İrade hakkında 26 tane, 25 tane ders olmuştur. Lugatlara da e, girmeyeceğiz. Onları e, şey yapmışız, okumuşuz. 240'tan kopuk kopuk gelmeyeceksin. Geleceksin, geleceksin, gelmeyeceksin, gelmeyeceksin. Kopuk gelmeyeceksin. Tam Bu esince, kafayı estiği gibi ders değil. Tamam onun için devam edeceksin. Devam etmeyi düşünüyorsan en fazla bir iki hafta geciktireceksin. Yoksa e, olmaz. Ahengi sıkıntıya veriyor. Onun için herkes almıyoruz. Onu da bilesin. Ama madem geldin öyle istediği gibi gelme bir daha. Hepinize söylemiş oluyorum. Öyle istediğiniz zaman gelmeme diye lüksünüz yok. Niçin yok? Buranın bir manyetik alanı oluyor. Hastalığınız hariç geleceksiniz kardeşim. Fabrikaya işe gittiğiniz gibi dersinize de geleceksiniz. Tamam? O konuda tavizim yok. Ne yapıyor? Sirayet ediyor. Böyle ne yapayım bugün? Öyle öyle bir ders yok. Ne yapacak? Canım sıkıldı. Te psikoloji için gideyim. O cumartesi dersini. Cumartesi dersini diyemem bu lafı. Burası özeldir. Derse geleceksiniz. Hepinize ediyor. Eften püften bahanelerle bahane yapmayacaksınız. Çünkü bu atmosfere zarar veriyorsunuz. Aa, zarar vermeye de hakkınız yok. Hepiniz geleceksiniz. Bu böyle. Çünkü ömür veriliyor. Nerede bulacağım böyle bir ders? Söyle bakalım nerede bulacağım? Bunu esten, eften püfte yok. <laughs> ha, kayıtlardan da kayıtta kalırsın. <laughs> kayıtta kalacaksın. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu Haşir Risalesi'ndeki bir dersi ne dedi? dedi. Evet, doğru dedi. dedi <laughs> ya. Evet, çünkü arkadaşlar bir gün bana da sirayet etti diyor ustad diyor ya sıkıntı. 249 Kastamonu'da ben e, şey yaptım yok bu dersten sonra neye girelim? Ama ustad sirayet ediyor diyor. Etmesi beni germezdi. Ediyor. Gelmedi yani gelmediğin zaman tam kafamdan siliyoruz bu atmosfere şey yapmıyoruz. Arkadaşlar sirayet ediyor. Normal bir değil. Dört tane kanun işliyor. İnsiba, inikas, insica, yok. İnsiba, inikas, sirayet, incizap. Çok değişik. Hep bir ediyor bizi. Bir organı hastalanması gibi oluyor. Sizin kayıttığınız veya benimle benim lakayttığım. Karaciğerim benim. Böbreğim mi? Ama karaciğerim sıkıntılı. Yapmaz mı sıkıntı doktor? Yapar. Evet hadi bakalım. İrade, Okuyoruz. İrade ilk önce 330'dan başta demişiz. Akciğer Allah Allah tevafuka bak ne söyledik? Biraz önce söyledim tevafuk ediyor bak. Akciğer havayı soluduğu gibi akıl da vahiy soluyor. Bak akciğer giren masum değil yani. Hepsinin alemi var. Ağızdan giden yemek masum mudur? Değildir. Kulaktan giren ses de masum değildir iyi veya kötü. Gözden giren, burundan giren, dilden giren, dokunmadan giren. Dokunma. Tahtaya dokunuyorsun, eşine dokunuyorsun, kızına dokunuyorsun, paraya dokunuyorsun, yemeğe dokunuyorsun. Dokunuyorsun ya. Yani. İçeriye taşınıyor. Masum değil yani. Akciye peki <laughs> akciğere giren hava masum mu? İyi veya kötü. Aktiftir. Onun gibi de yaşantı direkt vicdana giriyor. Hissiyat ile iradenin mecmundan seciyesini oluşturur kişiye. Ee, çok acayip. Vicdanda biliyoruz dört tane sistem çalışıyor. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Eğer eşleştirdim bakayım ne olur? Ustad ne diyor? E, tayin pekmez'i karıştırır gibi hissiyat ile, hissiyat neydi vicdandaki hissiyat? İtsel alemin mekanı. İçsel alemin mekanıydı. Dişsel alemin tercihi ihtiyar. İçsel alemin tercihi irade. İradenin dışta işi yok yani. Tamam. Ee, i̇çeride yapıyor. Şimdi hissiyat ile dedim vicdanı karıştırırsak ne çıkıyor? Seciye oluşturur. Aklın yolu bir iken seciyesinin yolu sonsuz ol oluşu bundan geliyor Abile, abiler, abiler seciye var ya. Mesela size gene buna geldim. İster istemez. Bütün ulemayı İslam evlenirken küfuvı 10 tane diyor. Birincisini ne diyor İlhan? Diyanet diyor. Din diyor din. Yani evlenirken ısınamadım. Zengindir, arabası var. Bilmem ne demiyor. Din. Yani küfürün birinci şartı değil. Niçin bu heyecanlanıyorum? Acayip hikmet ilahi. Başladık iradeye. Gene bunu başa geldi. Bak diyeceksin sadece şaşıracaksın. Asın imamı Bediüzzaman Hazretleri bütün İslam alimlerinin evlilikteki küfürün birinci maddesi din iken ustad seciyeten diyor ilk önce. Sonra dini ikinci yere koyuyor. Ahlak ahlak. Nerede söylüyor? Seciyeten Kastamonu 252 Seciyeten Seciye Seciyeten birinci Seciye olacak Yani ahlak olacak Ahlak huluk Ahlak ne demek? Hulukların Huyların cemiyidir İşte ahlak nerede işler? Haramda değil Farzlarda da değil Aile hayatında dedik ya Haram zaten belli Ahlaksız ol ahlaklı ol Mecburu haram haramdır herkese. Farz ahlaklı olsan da ahlaksız da olsan oruç tutacaksın. Ahlak işi değil bu. Ahlak haram ve helal sahasının ortasındaki mubah Huydur huy. Birincisi evlilikte huy. Buna ustad seciyeten diyor. Aç kastam onu da. Birincisi diyor seciyeten sonra diyaneten diyor. Evlenir. İkinci seciye. evleniyorum. Isınamadım. Kilosuna takar. Eğitimine takar. Ee, bilmem neyse. Di, dinine, namazına sonra. A, mı, mı, mı? E, mi, mı, mı, mı Oldu gitti. E ee, Sonradan da ama Başımı da arttırıyorsun. Mahkemelerde boşanma açıyorsun. İlk önce ustad Seciyeten diyor. Kilo değil bu işin. Bu ki ustad diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan söyleyeyim. Gübre olan yerdeki yetişen gülü koklamayın. Koklarken gül gelecek ama kökteki pislik de gelecek burnuna. Aslihu baktın mı evlenirken. Kızı verirken kızarırken. Bunun babası kim annesi kim? Dayısı ve amcası. Hala ve teyze bunlara bakılıyor. Abiler e, vicdanda dört birim var ya. İrade, zihin, his, latife-i raban. İradeyi zihini karıştırırsan seciye olur diyor. Dördünü karıştırsan ahlak olur. İrade ve zihin evet karıştırırsan seciye olur. Evet seciye olur. Evet. Seciye, olur. Evet. seciye bu. Ee, şeyde dur bakayım. Var tabii. Seciye şeyde ya. Seciye toplamasından toplama. Ee, en son dur bakayım nerede yazdım. Ee, vicdanda bir şey yazdım. Dur bakayım orada. He, burada yazmış mıyım? Ha üç, 237. Aferin Hasan. Not almışsın. Bu işi becereceksin kardeş. Kendimi de tenkide ediyorum. o Vallahi dün affetmedim kendimi. Saatlerce. Yatağa kadar düşecek kadar kızdım kendimi. İnan. Kızdım. Boş ver. Yani, o kadar kızıyorum ki. Vallahi çok fena kızıyorum. Sana hiçbir şey değil ya. Senin onda birini sana kaldıramazsın. Yazıklar olsun diyorum kendi kendime. Konuşuyorum. Yazıklar olsun. Sana yakışır mı? Neye bunu ne yapıyorsun? Neye söylüyorsun? Deme ya. Doğru olsun. Deme ya. Herkes her şeyi biliyor. Sana ne? Deme ya. İkaz etme diyorum. Sana ne? Kendimi vallahi diyorum. Niye dedin? Niye yapıyorsun? Ya başver erkek. Yap bırak artık. Vicdan <laughs> not almışım. Haşir meydanının nümuneyi surası olma hasebiyle. Vicdan haşir meydanının nümuneyi sura küçük olma hasebiyle. insanda farkındalığın zirvesidir. Ee, <laughs> okudum ama nerede not aldığımı şu anda onu bulamam. Yani size onu da göstermek için de almıştım ama. hangisinde olduğunu bilmiyorum. Tamam sonra gelir tamam mı? He, seci'ye irade ve Time pekmez karıştırır gibi irade ve zihnin karışımından ahlak ise iki şey buldum. Bir vicdanın bütünselliği bir de aklın bütünselliği demiş. Bu, bu da var. Aklın vahiy ile Allah'a iman ile ahirete iman bütünselliği söylüyor. Vicdani ahlak ise öyle vicdani vicdaniye vicdanidir. Yani ahlak mevzu şeyi aile hayatı akıldan ziyade vicdanidir. Vicdanı bir hayattır. Çünkü aile hayatı sıf dünyalık değil, sıf ahiretlik değil, berzah olduğu için vicdan dünyasıdır. O, o dersi başta söyledim. Vicdanı bir hayattır. Aile hayatı vicdaniye hakim olması lazım. O zaman toparlıyorum zihninden kaçmasın kafamdan. İrade ve vicdandaki irade ve vicdandaki hissi karıştırırsan seci olur. His his. Ben hangisini dedim? Bir daha. Abiler, ira, e, hissiyat ile iradenin, karıştır lütfen, o benim suçum, özür dilerim. Alt, alt birim, iki alt birim. E, şöyle iki alt değil irade ile hissin karışımından irade ve hissin yani karış hissiyat işte vicdandaki hissiyat karışımından seciye dördünün bütünselliğinden vicdani ahlak akıl ve vicdanın bütünselliğinden Kur'ani bir ahlak hulukul Kur'an Ayşe validemize radıyallahu anh'a sordular ya Peygamber Aleyhisselatü etcesam ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Kur'an ahlak. Kur'an ahlakı merak ettim ahlak. Vahyin ve ahireti iman etmenin iki kutbu imanın, imanın bütünselliği. Kur'an ahlakı. Akıl ve mı? Bütünselliği. Ahlak. Vicdanı ahlak aile hayatını yönetir. E, bir ahlak din hayatını yönetir. İkisini cem edersen dünya ahiret saadetini temin eder. Evet seciye. Hissiyat Mesela seciye aynı zamanda ahlak da demek. ama ahlak külli olarak genel bir ahlak var ama hususileşmiş olarak da Tabii. orada gözüküyor. Mesela diyelim ki ben burada bir vazifem var. Hepinizin de var. Sen de ailenin. şunu bir, burada bir vazifem var sorumluluğun. Bir de aile de var. Bir de özel. Mesela ben burada şeyim var. Bir de umumi cumartesi. Yani cumartesi de böyle naz yapabilir miyim? Yapamam. Kimse diyebilir mi? Sen şey orada mecbursun. Geneldir. Ama burada daha hususidir. Sen burada şey daha rahatsın. Hı -hı. Cumartesi dün akşamki gibi değil. O başka ahlak. Başka bir ahlak iktiza eder diyor. Başka bir ahlak. Ama özeline geçersin. Daha özel olur. Vesaire. Hı -hı. Şimdi... Hı -hı. Diyor, diyor ki evet iman güzel secere vermekle hem merhamet hissini hem zarar, zarar vermekten sakınmak <laughs> meyilini verir. Sanki burası da aynı şey... aynı altyapısı. Evet. besleyen şey. Evet, yani Meil. İrade de meyil ya. Oralardan topladım şeyi. Yani Davut. Ya hem de müdafa. Yani seciyi topladığım için burada lazım olur diye oradan alıntı yaptım. Tam seciye ne oluyor abi tam Seciye Hı -hı. yani mesela ee, hani derler ya bir ahlaklıdır, genel bir vicdanı bir adamdır ama seciyesi e, içini doldurursak e, iradenin ibadeti, ibadetin, ibadetle Hı -hı. altına iniyoruz ya secinin. Hissi de e, tarafkirlikler tarafgirlikler var ya el hubbu filla vel buzu filla tarafgirliklerin. Bunların bütün mesela secede cemaatta secesi bu. Bir bakıyorsun his tarafgirliğini oluşturuyor. Tarafkirlik neydi dün? Hatırlayan var mı? Canım tarafkirlik nereden farklılık kazanıyordu? Neydi? Seviye-i irfan. Abi, yani tarafkirliği cemaatler arasında, evde de öyle seviye irfan şey yapar. Abi Seciye, sen evet. de hususileşmiş ahlak. Evet. Ama gerideki o vicdandaki ahlaktan kasılsa o tabi olduğu sana... ...verilen veya teklif edilen ahlak Şeriat gibi. Doğru söyledi. Yani e, Seciye altını ben doldurarak şey yapıyorum. Luga, lugatına bak. Seciye sana ait ama şu. E, iradeden besleniyor. Bir de histen besleniyor. İrade neydi? İbadetullah. His neydi? Muhabbetullah. Yani e, özel hayatındaki din hayatınla... E, ...kendine farkındalıkla, kendine verdiğin sevgi... İnsan ilk önce kendisini sever. Nefsini sever. Sonra it, yakına karabinini sever diyor. Sevgisini. ibadetiyle sevgisinin cemi. Özel bir huyun oluyor. Ahlakın oluyor. Zaten vicdan ahlak olması lazım. Ama seciye herkeste de illa aranmıyor. Yani o seviye aranmıyor. O miktar aranmıyor. Seciye namus de. Namus, sanaz, vicdanı ahlak ise kanundur. Veya vicdana namus de ama akıl ve vicdan bütünlüğüne de kanun. Mesela diyelim ki 2000 küsür tane elma kanunu var. Elma çeşidi var. Benim bahçemdeki bana hastır. Yani tipi bir şey, bir şey diye. Namus. Kanun emirdendir. İmam-ı bindendir. Namus iradedendir. Kitab-ı mübindendir. Yani namus ona has. Yani e, namusunu oluşturuyor seciye namus namus demek e, böyle eş anlamında değil insanın bir şahsiyeti var ya şahsi bir ahlak genel değil e, tamam. göreceli falan değil Sana, senin oluşturan hakikaten adama baktığın zaman seci yani kalitesi var yani adam tok adam yani Doğruyor. maddi alanda CV Müş. istiyorlar ya bir insandan sen geçmişin nedir diye bir evrak evet. istiyor ya bu demek ki o zaman seçiye insanın bir CV'si gibi. Değil. evet, bir CV'si. Peki seçi hakim esmen alakalı bir şey mi? Mesela diyelim ki bir adam hani diyelim kerimdir. Hani mesela hayatın genel. Evet, her doğru söylüyor. Her esmada ga galip olan esma şekillendirir onu. Ama ibadetinde değil, o tarafkirlikten. Mesela diyelim ki adam e, tarafkirliğini yanlış yapmış. İbadetler zirvede olsa bile tarafkirlik din ona hükmetmiş ona rağmen yapıyorsa hiçbir şey yapmıyor işte. Evet. Üç, 330 onu konuştuk. 200 340 da ne var? Evet. İrade hakkında ısırma yapacaktık. Onu geçiyorum. Evet bayağı çok fena ısındık. Motor yapmasın. Onu lugatı da bir lugatı da vereyim size. E, 240. Onu vermiştim. Daha önce vermiştik ama El er tekrar ol Ahsen ve 580. İstek, arzu, emir, ferman, bir şey yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç, iradenin zıttı kerah, kerahetten deniliyor. İhtiyarın zıttı ise icap ve istirardır. İrade lugatı bu. <laughs> hakikatte daima maduma. irade, hakikatte daima maduma yani mevcut olmayana taluk eder. Çünkü yani irade maduma taluk ediyor. yok vücut alıcısı yok. Onu tercih ediyor. İhtiyarın böyle bir şeysi yok yani. İhtiyar vardan varlar arasında tercih yapıyor. E, çünkü bir emrin husul ve vücudu için o tahsis ve tak takdir adetullahın üzerine irade-i külli -i ilahiye abdin iradi cüzyesine bakar. Yani bunun bir fiile talukundan sonra o taluk eder. Öyleyse cebir yoktur. Maduma yoka taluk ediyor irade. İhtiyar ise taraflardan birini diğerine taftil ile beraber tercihtir. İrade seçme kuvası olursa irade iradesiz olur. Yani karşımızdakinden bu mu şu mu o mu e o zaman mecburum bir tanesini seçmeye. Etkilenen. etkilenen bir şey oldu. O, o yönlendirdi beni. Bu irade değildir. Bu ihtiyardır. Ee, i̇radenin mustakileti nereden alıyor? İraden ne kadar iradeli? Merak ettim. İradem ne kadar iradeli olur? İrademle iradesini, Allah'ın iradesini irade ettiğim kadar iradem iradelidir. Bir daha. İrademle iradesini irade ettiğim kadar iradeli irade külli irade sahibi. Mutlak hürriyet oradan geliyor benim. Neyse. evet. Bir daha. İrademle iradesini irade ettiğim kadar iradem külli oluyor. Eğer irademi harici bağlıysa, o yönlendiriyorsa, mecbur bırakıyorsa bu mu o mu? Şu mu o bu mu? Yani kim yaptı? Ve bunu yapmak mecbur. Eh ne yapalım? Beni kayıtlayan her şey ihtiyardır. Kayıtsız olan, vücuda bağlı olmayan tercihleri içsel alemde irade yapar ki berzahtır. Vücudu yok yani. Vücudu orada yok. Vi vicdani bir özelliktir irade. Vicdan da berzahtır. O zaman e, ustad ne güzel bir şey vermiş. Yani bir tuhaf. Hakikaten ustad tuhaf tefekkür seviyesine bakın diye ama böyle biz şey seviyoruz. Usta dünyayı getirmiş koluna saat olarak takmış. Tefekkür seviyesi demektir bu. Anlattığını bırak. Nereden bakıyor ona bak. Kim nereden bakıyor? Saat gibi getirmiş dünyayı. Saniye sayana gece gündüz demiş. Bu tefekkürün nereden bakmış ki bunu saniye zannetmiş. Seneleri de dakikayı sayıyor. Saat önümde bakmıyor muyum böyle? Saat önümde. Ustadı böyle. Asır yani 100 seneyi de saati sayıyor. Sonra on, 7 tane ibre koyuyor. 378 sözler. Bir tane söyle demişti ya senin kitapta mı yazıyor bunlar diyor ya. Şimdi peki ötekisi ne diyor? Diyor ki e, sema diyor alemi. Bulutlar alemi. Bulutlar şu. O saatin bir ibre fazlası. Sonra galaksiler, samanyolu o daha şeyi etti mi beş? Toprak zemini, toprak zemini, volkanı, kadiseler vesaireli oluyor. Etti mi başka bir saat? Yerin altındaki inkılabatı dahiliye başka bir saat o da. Şimdi geliyorum. Hepsinin kolasası. İradeyi kullanacağım şimdi. En yani son kıyamet saati mi? Yedi yani. Yedi tane saat koyuyor. Kıyamet. Bu saat işliyor. Ben doğmadan önce de saat vardı. Zaman akıyordu. Öldükten sonra da devam edecek. Demek ki bu zaman bana bağlı değilse, bu zaman bir yerden bir yere akıyorsa e, giden gittiği alemin en güzel delilidir. Bir daha. Bir şey bir yere gidebiliyorsa o yeri ispat ediyor. Giden bir yere gidebilmesiyle gittiği alemin varlığını ispat etme sırınca zaman akıyorsa bir yerden bir yere iki yerde var demektir. Zamanın akması ahireti ispat ediyor. Eğer sonunda e, ahiret yoksa akım olmaz, akma olmaz, dere akmaz. O zaman ahiret yoktur. Ne Zaman durdu. Zaman devam ediyorsa böyle bir alem vardır. Çünkü akabiliyor. ya yani, Evet. Mesela okyanus veya baraj bir yere gidiyor. Zaman devam ediyorsa, nereye devam ediyorsa ucu vardır demektir. Ben ahiret vardır demedim. Ama ucuna... Bir git bakalım. İşte orası devam ediyor. Hiçbir zaman durmuyor. E ben vefat ettim. Zaman devam ediyor. Zamana bineyim ruhen. bedenen bittim. Ruhen devam ediyorum. Gidiyorum. Ha. Zamana bedenimi koydum. İn aşağı dedi. Tren bu durakta senin. Sen devam et dedi. Hala zaman devam ediyorsa. Hala benim de devam, zamansızlık hakikatim varsa zamana bağlı olmayan hallerim varsa mazi müstakbelerim o hala o şeritin içindeyse Demek o ahirettir. Bedenden sıyrılıp zamanım devam ediyorsa benim ahiretim var demektir. Şimdi e, irade sıf seçme kuvası olursa irade iradesiz olur. Yani seçileceklere mahkum olmuş olur gibi olurum. O zaman irade seçme olmaksızın bildiğini bilmesidir. Seçme karşımda seçmeye bağımlı bağlı olmaksızın bildiğini bilmesidir. Bunun dışında bildiğini bilmesidir. Ko Önce konuştuk bunu. Kendisi kendisi olduğunu bilmesi iradenin eylemsiz halidir. Ki ilim nedir? Bildiklerimizden olduklarımız bize mal olanlara denir. İlim olmakta olduğumuzdur. Olmakta olmamız Olmakta olduğuma devam eden iradedir. Olmakta olmam hiç durmuyor. Yani ilim neydi? Tasdik denilen ilim. Mesela vesvese risalesi ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Vesvese risalesini ezberledim halde niye vesvesem var? İlim değil ki o bilgidir. Dönüştürmedi beni. Dönüşen bilgi ilim olur. İlimle iradeyi şey yapıyoruz. İlimden daha e'amdır der. U, u, i̇lmi kelam alimleri. İrade daha şumulludur i, ilimden. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. "Yaratacağım." demesi irade. Nasıl olacak? Plan proje, ilim. E nasıl neyle yaratacağım? Hayat malzemesinde. Nasıl çıkartacağım? Kudretle. Hadi bakalım. Bunlar olsun Emir. Bu irade ve ilmin tarifi kul canibinden mi yapıyorsunuz abi? Evet. Hepsi kul canibinden. Oraya geçemediğim için bilmiyorum daha. Bildiklerimi bilmek de iradem kendine döndürülerek, irade kendisine döndürülerek, irade kendini üzerine döner kendisinin kendisine has özgü olduğunu. Yani eee İrade makam itibariyle vicdandadır. İlim makam itibariyle dimadadır. Tasdik denilen ilim dimadadır. Vahiye bakıyor. İrade direkt vahiye bakmıyor. Vicdan, vicdan içinde olduğu için berzaha tarafı var. Yani olmakta olandır insan. Olmakta olması devam ediyor irade. Olmakta olan şeyleri ise bütünselliği ilimdir. Yani dönüşmüş olmuşum ne olmuşsam irade, ilimdir. Ee, i̇rade istediği olur her ne isterse yapar. 19. mektuptan bu. İrade istediği olur her ne isterse yapar. Meşiyet ise istediği olmaz. İsteme, istemediği olmaz. İstemese hiçbir şey olmaz demektir vücudi şeylere bakar irade. Olmama noktalarına meşiyete bakar. İrade ve meşiyetiyle olur diyor ustad. Meşiyeti iradeden sokmuşuz. Çok acayip. Ustad acayip değişik bir insan yani. İrade ve meşiyetiyle olur diyor. Meşiyet iradedir lugatta bakarsın. Meşiyet ilahiye geçiyor Evet. evet. ilahi ilahiye geçiyor. Abi şöyle bir şey mi var? Hani mesela diyelim ki bir tahtaya şekillendireceksin de malzemeyi şey yaparsın. Sonrasında mesela şey yaparsın yani yontarsın. O Adem'in şeylerle bir şekil mi veriyor? Şekil yani. veriyor. O yüzden meşit sonra söylüyor. Evet. <laughs> mesela büyük bir kayayı orada kafanda bir insan var. Bu irade. murşta kırdın kırdın adam çıktı. Bu ilim. Meşit, ne meşit o, o yapmama şey tarafı. Yani olasılıklar sonsuz ya. Meşiyetiyle çıkartmıyor. Yani vücuda bakar. İ e i̇rade neredeydi? Kitab-ı Mubin. Kitab-ı Mubin neydi? Neydi? Kudret ve irade. İmam-ı Mubin neydi? İlim emir. Peki vücudu kitab-ı Mubin. İrade de o. Vücudu olmayan şeylerde meşiyet. Şey demiştik abi daha önce o güzel olmuştu. Meşiyet sebepsiz olmalı. irade sebepli, hesaplı yani. Evet, evet, O da onun içine girebiliyor. Ha, girer yani. Ya da ya da meşiyete ismi azamlar demiştik. İrade isimler demiştik. İsimler dedi. Eee mertebeyi azamlar. İşte iktiza bir yere bağlı olmuyor. Yani mecbur olmuyor. ama Olmama vücutlarına meşiyet kullanılıyor. Çünkü şey bırakmıyor. Kitab-ı Mübin bırakmıyor. İrade Kitab-ı Mübin'dir. İlim imam ı Mübin'dir. Yani vücud hariciye bakar. Vücud hariciye bakar irade. Vücud bakar mı? Bakar mı? E, meşiyet, meşiyet değil, irade diyorum. İrade ki... Şimdi devam ediyorum sevgili abiler e, ee, ilk şey size paylaşayım İki daha önce e, şeyi gönderdim Sır İnsaniye ve dima canlı grubuna e, resimler çekmiştim oradan 266 sayfaya açar mısınız 266 sayfa ee, bu, daha önce gönderdim hatırlarsınız Emri tekvini külliyatta çok iyi içiyor Bunlar emri tekvini, evamiri tekvini, hayatı tekvini, lugatta üçü de aynıdır. Tekvini kanunlar, tekvini emirler gibi geçiyor. İddialar kadar fark vardır. Emri tekvini, tekvin var ya zatı sıfat, onun emridir. Tekvinin emridir diye konuşmuştuk. Emri tekvini, dördünü tazamun ediyor. İlim, irade, kudret, eee ilim, emir, irade, kudreti tazamun ediyor. Emri tekvini. Ama bunun içerisine ilim emir ise imam-ı mübindir. İrade ve kudret kitab-ı mübindir. O zaman emri tekvini dördünü cem ediyor. Yani ilim, emir, irade, kudret emri tekvini. Daha hayatı tekvini değil. Ha şöyle diyeyim biraz daha daha şey yapmayalım. Zorlamayayım. Hayatı tekvini nedir bunlar? Ve min hayatına. Yani vücut hariciye gelmiş illeti tammeli. Vücud harici gelmişe illeti tamme deniliyor. Yani mahluk olmuş. Bunlara A. Ayat-ı tekmini. İç alemimizdeki daha vücuda gelmemiş hisler var, duygular var, fikirler var. Bu E. Evamiri tekmini deniliyor. Bu ikisini de cem edersek, içimizdeki düşüncelerle yaptığımız fiilleri cem edersek bizim evamiri emri tekvinilerimiz oluyor. Tamam uyguluyorum şimdi sevgili arkadaşlar. Mekan adam bir cümle söylemiş sonra yanlış çıkmış. Nobel Barış Ödülü Yani medya onların elinde olduğu için e, mükafatı da ba, şeyi de veren onlar kaldıran da onlar. Yani adam e, zaman e, zaman mekanı büküyor demiş Nobel Ödülü'nü almış. Acaba şu cümleyi bilseler ki alacaklar. Zaman mekanın melekütü ee, mekan ise zamanın mülk tarafıdır. Gayrimülfektir. Ayrılamazlar. Uzay zaman diyorlar. Uzay -zaman, mekan demektir. Ölçülememek için birbirine muhtaçlar. Muhtaç değil beraber yani. Birisi bir mülk birisi melekut. Yani öyle şeydir. Şimdi emri tekvini bir dişe bakıyor. Emri tekvini hem ayatı tekviniyeleri hem emri tekvini tazamun ediyor dedim. Hatırladınız mı bak? Emri tekvini neymiş? İlim, irade, emir, kudret. Ha. İlimle emir İmam-ı bil. Kudret ve irade kitabın bibind. Tamam. Birisi mülk, birisi melekut. İmam-ı bil mazi ve müstakbele kitabı mübin hazır zamana bakıyor. Onun için dersten kopmayın diye söylüyorum ya. Çünkü bu bunun kesin bilinen ke şeyler, cümleler bizim tespit falan değil. Böyle her hafta böyle gelirseniz kafanız hepsi canlı ol. Tak tak söylenince oturuyor. Yoksa kopuyor insan. Kopunca birkaç tane de kopunca dalıyorsun böyle. Hiç ee, burada ne yap kopuyorsun. Ne yapacaksın? Def defteriniz var mı? Defteriniz de olacak. Olmu unutmayacaksın kardeş. Defteri unutmayacaksın. Defter e yazmayı, yazmayı yazıcılara Okuma yoku yüzücülere tembelliği biz aldık. Dinleme. Yazmayı onlara verdik. Sanki bize ait değilmiş. Oysa nur talebesi olur diyor. Yazacaksın da kardeş. Yazacaksın. He? Ben çıkartmışım sanki. Biraz önce diyordunuz ki kim çıkardı bunları diyor mu? <laughs> Acayip bir şey. Sonra emri tekvini iki iki Kolda gidiyor. ayata tekviniye, evameli tekviniye. ayatı tekviniye tekviniye kitab-ı mübin, ee, emri tekvininin. Evameli tekviniye imam bindir. Tabiri diğerle biri tanesi kanundur, bir tanesi namustur. Namus nefs emir olmuş. 59 Mestevi'de kanun emirdendir, namus iradedendir der. Evet. Evet, yani emri tekmini, ayatı tekminiyle, levamül tekminiyle cem Ceminden. Onun için bir daha ben fotokopi de size gönderdim. Bak şu şey var ya. Oraya var var var. Ha bak. Ha bak ha bak. Bir şey. İrade ve kudret emri tekmini bu da. Bu da em. Bak görüyor musun? Bak. İrade ve kudret emri tekmini bu da. İlim ve emir o da emri tekmini. Ama bu ayatı tekmini, illeti tahmini İlim ve emir ise illeti tamesiz. İlleti tame demek, illeti tamesiz ne demek? Bir, kudret, irade, ilim bir araya gelirse artık kaçınılmaz. İrade kalkar. O şey mahluk olur. Bunlardan bir tanesi eksik olursa illeti tamesiz olur, vücuda gelmez. İnsanın içsel alemi illeti tamesizdir. Her düşündüğün olmuyor. Mesela ben bugün Topkapı'ya şimdi oradayım. İlleti tamesiz olduğum için orada olamıyor. İlleti tame ister istemez vücudu mahluk yapan olması için ne lazım? i̇lim lazım, irade lazım, kudret lazım. Üç tane. Nerede söylüyor? Lüzum, vücub, zaruret. İlim ve iradeyi gerçekleştirdiniz ama kudret yok. Gel olmuyor. İlleti tame olabilmesi için lüzum, vücub, zaruret 467 kaderi sâlesinde lüzum vücub zaret... ilim irade kudret bu araya gelirse mesela onun için insana onda lem, ye, lem yecit ve lem yucet diye yani ben bir şey irade ederim illeti tamsiz olduğu için kudret yok içinde ilim de yok irade ettim. Oldu mu o şey? Şimdi kendimi zengin kabul ettim. Oldum olmadım? Çünkü ne olmak kudreti tazamun etmiyor. O, zaman din diyor ki deniştir. Dön. Dönebiliyorum. Niye dönebiliyorum? vücudu vacip değil. Mahluk olmamış. illeti tamı olmamış. İlleti tamı olsaydı dönemezdim. Mesela şöyle diyeyim. Yaşadım ben yani tahtayı yazdım mı? Yazdım. Bu illeti tamı oldu. Şimdi olmamış kabul edin. Olur mu? Olmuş işte. Bu illeti tamı olduktan sonra daha olmamış kabul edemezsiniz. Ama kafamda yazmak istiyorum. Ve şekillendirdim. Ee, onu dönebilir miyim yazmamak? Evet yazmazdım. Ee, yani kafamdakiler illet itaamsız olduğu için onu istediğim zaman değiştirebiliyorum. Kur'an buna hitap ediyor, buna değil. Diyor ki yapma, etme, deme, verme, ver, kıl kılma. Buradakine bunu değiştirebildiğim için buraya hitap ediyor diyor. Kader hissini 467'de. Bak şimdi. O anda der ki diyor yapma dönebilirsin. Niye dönebilirsin? Çünkü illeti tammeli değil. Vücuda çıkmadı. Hacı ben şimdi bunu yazıldı ya. Bunun illeti tamel denilir. Olmuş mahluk olmuş. Hayatı tekmini. Olmamış kabul et. Nasıl kabul edeyim var? Yazma diyor bana. Yazıldıktan sonra yazma olur mu? Dönebilir miyim? Yok cebir olur. Ama yazmadan kafamdayken Kur'an oraya hitap ediyor diyor. Diyor ki diyor sen ee, Vazgeç diyor. Vazgeç. Tam kaderi de bu arada şey yap. 14. şu bu ne ha? Ulan şualar ölümde elimde var. Ben de bakıyorum 467'de başka şeyler çıktı ya. Niye böyle? Benim kitabımda var. Hasan bu kimin külliyatıymış? Başka şeyler yazıyor. Vallahi o merak ettim ya 467. Dedim ya Allah Allah. Sonra bu o da çıktı. 467 ve mem ve mem fadis vay Allah'a nimetini şükür için tadat et. Ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği sırrıyla ihsan ettiği Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edip bir şükrü manevi nevinden birkaç numunesini söyleyeceğim bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gurura ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftihirane gizli bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. Böyle ustad bu sefer yedi tane inayeti bahsediyor. Allah'ın inayeti evet. Allah'ın yedi tane yedi çeşit kanun inayetini işlettiriyor. Çok şükür. Her şeyi her şeyi konuşuyor bizimle. Külliyat taraf konuşuyor. Ha konuştu işte. Şu hayat tekvini, evri tekvini ve evamir tekviniye bütünseliyle ilgili şöyle bir şey desek olur mu acaba? Söyle abi. Yani tekvin, e, tekvinin suretine hayat tekvini, kanuniyetine emri tekvini, hakikatine evamir tekvini. Evet. Herhalde demişiz öyle abi. Mahiyetine de zat-ı sıfatta. Hakikat, tekvin, şey değişecek gibi geldi hakikata emri yazman lazım. Emri daha cam, cami, evamir, kanuniyet olabilir. Olabilir. Yani, şu olabilir. emir daha cami. Böyle gitti. 28. 28. 27. Evet. Tek, 26. Ve evamir. Evamir o. Evet şu abi okuyayım. Evet eğer abd şuradan alayım. Öyleyse o meylan, o tasarruf bu emri nisbidir. Muhakkak bir vücut alecisi yoktur. Hmm. Emri itibari ise illeti tam istemez ki illeti tam vücudu için lüzum ve zarret ve vücub ortaya girip iftihar ref etsin. Yani üçü bir araya gelince artık yazdım mı? İlim, kudret ve iradeyi tazamın etti. Ortaya çıktı. İrade ref oldu artık. İraden çalışmaz. Yani yazılmamış halini artık düşünemem. Olmaz. İrade ref oldu. Bitti o. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinin bir vaziyet alsa o emri itibari subut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Mesela Kur'an o Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir yapma. Kafanda geçirdin. İlleti tameli değil daha. Yani iradem var. Düşündün ama kudret yok. Yani mahluk olmadı. Kur'an o anda ona diyor ki şerdir yapma. Ama kafanda duruyor. İlle. Evet at halik hali bulunsaydı. Yani düşündüğünü yaratabilseydi. bilseydi. Bulunsaydı. Ve icada iktidar olsaydı. ilim irade, kudreti tazamın etseydi. O vakit ihtiyar ref olurdu. Ne demek ihtiyar lef olurdu? Düşündüm her şey olurdu. Düşündüm anda oldu. E, olduysa e, pişman oldum. Olmamış hali getirebilir miyim? Getiremem. İhtiyar ref olur. Demek ki Allah'ın bir nimetidir. Her düşündüğüm yapamamam. Yani illeti tamelli değil. Neyi düşünüyorsam, meyil meyle diyorsam hemen olsa o pişman oldum, geri alamam. Ama hayır işlerde diyor ki illeti tamelli kabul ediyorum. Hayrı niyet ettin, niyetini kabul ediyor. Şu merhamet ilahiye bak ya. Allah böyle olması lazım. Niyet ediyorum iyi ama yapamıyorum. İhsan ikram etmek istiyorum. Söyletim yok. Tamam diyor. Ben onu kabul ettim. Şer ise böyle istiyorum öyle bu günah ama illeti tameli değil. Vücuda çıkmadı mı? Yazmıyorum günah. Ama vazgeç. Halif hmm. halik hali bulunsaydı yani ilim irade kudretin tazamı dedecek illeti tameli olsaydım icada iktidarım olsaydı yani mahluk olsaydı her düşündüğüm olsaydı o vakit ihtiyar ref olurdu. Niye? Düşündüğüm şey oldu. İhtiyar mı kaldı? Ne düşünüyorsam oldu. Çünkü ilmu usulü ve hikmete malem yecit lem yecit kaydesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmasa vücuda gelmez. Yani anlamadım ustadım bir şey vacip olması vücuda gelmez. Yani diyor zaten virgül illeti tame bulunacak sonra vücuda gelebilir. E, illeti tame ne yapar? İllet-i tame ise malulu yani o düşünülen şeyi bir zarure bir vücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Yani ilim, irade, kudret bir araya geldiği zaman iyi illeti tamme olur. Buna ustad lüzum vücub zaruret diyor. İlleti tamme olur. İlleti tamme olduktan sonra e, illeti tammesizlik olmaz. Tahta misalini verdim. Yazdıktan sonra yazmadığım halime dönemem. Bir iki saat önceye dönemem ben şimdi artık. Şimdi ne oldu? İlleti tamim oldu. İlleti tamim ne demektir? Yazıyorsanız ilim, irade, kudret tazamı ne diyor? Emri tekvini dedik iki tane ayağı var. Böyle yapayım ki emri tekvininin bir ayağı evamiri tekviniye e. Evamiri tekviniye illeti tamesiz düşünceler, içsel alem vesaire. Ötekisi a. Ayat-ı tekviniye eylem eylem halim. E, e, emri tekvini, tekvinin emri. Tamam. Bu ikisini tazamun ediyor. Yani hem kitab-ı hem imam-ı arkasındadır. O da tekvini emir olduğu için zat-ı sıfata bakıyor. Bu, burayı da geçiyor. Daha önce konuşmuştuk bunu sevgili kardeşler. Ev ço. Evamir. Ev Ev yani çoğu. Yani bu, ama siz vücutsal bir farklılıktan bahsettiniz. Yani şey içinde bir sürü... Değil mi? Yanlış anlamadım. Berati bir vücut ki. Evet evet yani evamir, emirler yani. Bir sürü Allah'ın bir emri yok ki. Nihayetsiz olasılıkları var. Ama vücuda hayatı tekvini olunca onlardan olmuş olan. Olmakta olanın olmuşu. Ama ben bendeki ile onun kıyas ettim. Ben de düşüncelerimde düşüncelerim de var. Evameli tekmini yaptıklarım var. Hayatı tekmini ikisini cem edersem benim evameli tekviniyemdir. Aslında Sen bu tekvini e, vücubiyet noktasında mı düşünüyorsunuz yoksa şecere ilkat cinsinden midir? Yani aslı kaynağı emri tekvini orada ama bu usta fiilde gösteriyor. Tamamen evami, emri tekvini, evami, e, evami tekvini değil, emri tekvini vücutta gösteriyor. Şu şekilde tezekkür etmiştim abi. E, yanlışsa düzeltir. Daha önce biz şu şey, ağacın e, Cenab-ı yaratma sürecini tefekkür ederken ağacı çekirdekten başlatıyoruz ya. Bir de şu şu noktaya atlıyorduk. Yani ben emri oraya koyunca biraz mantığında oturdu. Emir o ağacın çekirdeği tekrar meyvede çekirdek oluyor ya. O çekirdeğin tekrar ağaç olabilme kabiliyetini aktarma sistemi olması lazım. Sadece çekirdek kendi başına çekirdek olarak yeterli değildir. Bir de bunda ağaç olma şeyinin programının olması gerekiyor. Çekirdeğin atomsal özelliği bir şey değiştirmez yani. Bu, bu, aynı şekilde ruhundan üfledim ruhunuzu deyip de sonra ruhun emir olarak değerlendirmesi Cenab-ı Hakk'ın emredendir diyor ya abi. Bu şekilde olursa ağacın içindeki o ağaç olma kabiliyetini emir noktasında değerlendirdiğim zaman emri tekniği ben oraya koymuştum. Yani çekirdeğin şey yani böyle biraz benim alemimde mecule denk geldi. Evet doğru çünkü niye biliyor musun? Şimdi çekirdeğe karbonhidrozen, azot, oksijen de ama yazılım yapmasan doğru. Ne yükleyeceksin? O kökteki çekirdeği oraya kim yazıyor? Ya da insan oluşumunda sadece evet. sperm olarak değiştirmemek değil. insanın devamı de bir program olması gerekiyor. Ama oradaki çekirdekteki, meyvedeki çekirdekte emri tekvinidir. Zaten ustat onu beraber de konuşmuştuk hatırlıyorum. E, fakat vücudu ilmisi var. Daha vücudu alıcısı yok. O yazılmış. Aynı zamanda o yazılabilmesi için meyve itibariyle hayatı tekbineyi tasamun ediyor. Meyvenin içinde oluşu. Ama geleceği kastettiği için evameli tekbineyi yapıyor. Mesela o meyvenin içinde çekirdek. Kökteki çekirdeği yazıldı. Emri tekvini. Ama bu mazi itibariyle bu ağacın sonucu olması itibariyle hayatı tekbiniye Gelecek bir bahar kastetmesiyle de emri tekvini. Bunu buraya koyan emri tekvini. Bu anlamda emri Çünkü tekvini emri tekvini mu? diyor. iki şeyi tazamun eder. i̇mam bin, kitab bin. Emri tekvini şurada emri tekvini e, ira e, şey yapıyor. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Emri tekvini emri tazamun ediyor. İlmi tazamun ediyor. İrade ve kudreti. Bu neyi gösteriyor? Hem imamı bir ...hem kitab-ı mı bindir. Çekirdek nedir? İmam-ı mübindir. Ağaç nedir? Kitab-ı mübindir. E, komplesi nedir? Ağaçta, çekirdeğe, şey emri tekvinidir. Tazam bu ne diyorsa abi o zaman... ...tekvinden geldiği için... ...bunlardan daha külli aslında. Onlar Çünkü e, tekvin, zatı sıfat ya... ...tekvin deyince... E, ...mesela şey ...subuti sıfat sayayım... ...ilim, irade, kudret, sen, basar, kelam... E, zat zatı sıfat ise tekvin, vaktaniyet, vücub, kıdem, beka, muhalefetun lil havadis, kıyami bi nefs, tekvin. Tekvin kendisini yapıyor? Emri diyor. Emri tekvini. Şeyde, emri tekvini tekvinden adem, Adem'den çıkış serüvenini anlatıyor. Evet. E, Evamir tekvini ise kudretin vücut vereceği yönü anlatıyor. Evet. Demiştik. Hmm. Yani aslında şu, şu gibi oluyor. Tekvim... Aslında bir emir var. Son artık evan birleşiyor. Çoğullaştığında yani, yani, e, zuhurat yönündeki kudretin tarafındaki kısımları ifade ediyor gibi. Yani bir e, meyve fıtratı var. Bir de elmayla armutun fıtratı var abi çekirdekte. Atomsal olarak bir arma, armutun çekirdeğindeki yani maddeler atomlarla e, elmanın çekirdeği <laughs> atomdan atom itibarıyla aynı. Hı hı. Yani atom bir tane de. Ayet ayet tekviniye tarafları öyle. Heh. Eşit gibi. O irade de. Evet. Şimdi e, bu tazelenmek için yaptık. Güzel oldu. Tanım birdirler. Hiç ayrım yok ki. Sonra Tektir. 266 ilk önce e, ne yaptık? E, emri tekvini emr çoğul tabi. Tekvinin emirleri. Kendisini hem ayat hem e evamir tekvini tazamın ediyor. Doğru söylüyor. Onu hatırlat Allah razı olsun. Güzel oldu kökteki çekirdeğin meyvedeki çekirdeği yazması. O yazılması için ama o süreç lazım, ağaç lazım. O da ayatı tekviniye lazım. Mesela ağaç ayatı tekviniyedir. Çekirdekler evameli tekviniyedir. İkisini cem ederse emri tekvinidir. Çünkü emri tekvini hem imamı bilmem kitabımı tazamun ediyor. Buraya geçiyoruz şimdi. emri tekvini, emri tekvini çok acayip. Dört sıfatla çalışıyor dört. Kitab-ı Mübin'in ve İmam-ı Bin sıfatları. İlim, emir, kudret, irade. Ezber yapmayın ya. Bunu bilir, bilir, kolay olsun diye. Emri tekmini İmam-ı Bin ve Kitab-ı Mübin'in tazamun ettiği için İmam-ı Bin neydi? İlim, emir, Kitab-ı Mübin, kudret, irade. ha Dördünü tazamun ediyor. Emri tekmin deyince bu dörtü var. Emri tekvini kendisini evamir tekvini olarak ifade ediyor. Ediyor. Emri tekvini kanuniyet olarak duruyor abi sanki ya. Yani suret olarak. Abi onlara girmeyelim artık. Çünkü emri tekvini onu çok konuştuğumuz çok ders yapıldı. Şimdi duruyor diye. Şimdi ben bu hatırlatmak için şey yaptım. 266'da emir emri ilahiye bakıyor. İrade emri rabbaniye bakıyor. Burada çalıştığımız şey yapmışız. İlim ise Emri Ezeli 266'da geçiyor. Ee, mesela Emir Emri İlahi Osmanlıca lemalar 127. Yani bunları hatırlatayım. Kaynağı söylemeyeyim çünkü çalışmışız beraber. Geç. Şöyle yapayım. Okuduk. Okuduk. Bunu tazelensin. İrade yapıyoruz ya. Öyle. Epey ara vermiştik. 267'de sevgili kardeşler İlleti tameyi konuştuk. İlleti tamme, bu tabir e, sabit bilgimiz, sabitelerimiz. İlleti tamme deyince e, yani ilim irade kudretin varlığı demek. Üçü mutlaka var. İlleti tammesiz. Buradan üç tane ilim irade kudretten bir tanesi eksik veya iki tanesi eksik olursa bu ne işimize yarar? Kader e, meselesini biraz önce konuştuk kafamda olan bilgiler, düşünceler, meyiller, iştiyaklar, incizap e, me, bunların vücudu haricileri yoktur. Vücudu ilimleri vardır. Vücudu hissi vardır. Tamam. Bunlar dışarı çıkmayınca Allah ceza vermiyor. İyiliklere ise mükafat veriyor. O zaman bana diyor ki içeride irademle yaptım. İrade onun için illeti tamili değil ya. İrademle hayal kurdum. Doğru veya yanlış. Yanlış kurdum. O zaman diyor ki Kur'an bana yapma. Dönebilir miyim? Dönerim. Niçin? İlleti tameli değildi. Tamam Bak orayı ne güzel kader risalesi anlaşıldı şimdi. Malem velem yücet. Bir şey vacip olmasa vücuda gelmez. Ne demek? Lüzum, vücub, zaret, ilim, irade, kudret bir hale gelince illeti tam olur. Bu sabitelerimizdir. Bu sabit bilgidir. İlleti tamme üç sıfatın vücuduyla olur. İlleti tammesiz yani bunlardan bir tanesi eksik en az. Abi bir şey soracağım. Mesela Cenab-ı Hak 260 şey ee, yorum hakkında ama ee, kişi mesela kendi kötü bir niyete girip de ondan döndüğü zaman mesela şey yapıyor yani. Ee, vücuda çıkmadığı zaman mesela bir şey yazmıyor. Yazmıyor. Ama mesela kendi iyi bir şey niyetine girip de şey yaptığı zaman o şeyi işlemese bile da sanatını ona şey yapıyor. Bu nuraniyetli bir şey mi? Yani, şey olarak söylüyorum. Evet. Hani yani Cenab-ı yani, yani Hak yoktan yere me düşmüş. merhametindendir. Bir de şey yani kanunet nuraniyete dayanıyor. kan şeydir. şeydir. İnsanın en çok en kuvvetli yaydığı dalga niyeti ve nazarıdır. Niyet. Bakışıyla niyet. Bundan daha kuvvetli bir şey yaymıyor. Yani mesela gözle gözükmüyor mesela ortam. Gözle gözükmüyor. Gözüken bu. Ne var ya? Ama dört tane sistem nuraniyette çalışıyor. İnikas, insiva, incizap, sirayet. Bu oluşturuyor. Bu içeride oluyor. Ona sebep veriyor. Çok tuhaf kanun çalışıyor. Ondandır ki şurası şurası da gözüktüğü gibi vallahi burası burada değil bir şeyin suretidir şu anda. Ahiret oralarda değil. Ahiretin suretidir. Ahiret böyle Aa işte bu. Suretidir burası. Kanuniyeti bendedir, hakikat orasıdır. Bu bu şu anda ahiretin suretidir. Vallahi böyledir. Billahi böyledir. 76 şualara geç. Suret suret mi? Hakikata istinad eder, medet alır, hayatlanır vücut bulur. Bak suret Hakikata istinad eder, medet alır, vücut bulur. Ruhlanır ha, bir de ruhlanır diyor. Suret hakikatsiz olur mu? Bana söyler misiniz? Ayır sureti hakikat olmasın. Hakikat öteki mahallede, suret bu mahallede. Öyle bir şey yok. Ve yoğurta ve sararsın ya. Üst örtü. Yoğurt orada, örtü burada. E, dü dünya için ne diyor? Ahirete. Tenteneli perde. Tente, perde orada. Örtü, örtülecek de burada. Kadın orada, Tesettürü orada. Dükkanda satılıyor. Tesettür malzemesi orada kendisi çıplak. Böyle bir şey olur mu? Örtü neredeyse kendi. Bak dünya neredeyse ahiret oradadır. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde. Niye tentene? Tül perde. Böyle uzaktan bakınca düzdür. Göremezsin. Yanaş 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 yanaş. Aaa perdeyken kalktı. Tentene. Hani kızlar bir şey var ya tığla böyle tentene yaparlar. Baktığın zaman bir desen boşluklarla. Yani bu ahiret nerededir? Ahiret beyaz sayfadır. Dünya onun üzerindeki yazılardır. Ara boşluğu onu gösterendir. Ten teneli perde. Dünya, alemi şehadet ahiretin üzerine. Ten teneli perde. La ahiretteyiz ahirette. Peki ne yapıyoruz? Ahiretin sureti bu. Kanuni tiviz. Hakikati kendisi. Manyeti Allah'ta. Şimdi suretten hakikate geçmeye çalışıyoruz. Suretten hakikat o. Ne ile? Berzahı var. Kanun. Hakikat ahiret sureti. Burası aynı. Aynı yerdeler. Bunu e, bu şeyi arıtma tesisine, Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisine koyuyoruz bunları, şehir akıntılarını. Gübre çıkarıyor, içecek su yapıyor. Şimdi arıtma tesisi biziz. Dünya, ahiret aynı yerdedir. Kim ayrıştırdı ya? Ahiret orada burada biz, biz ayrıştırdık. Şimdi içimizde tanımlamaya çalışıyoruz. Ahirette dünyayı birbirine uzaklaştıran bu arsa o arsa yapan biziz. Biz yapmışız. Ahireti dünyadan, dünyayı ahiretten, sureti hakikattan, hakikattan, suretten bizim zanlarımız, küçük dünyamız. Biz yapmışız bu cinayeti. Aynı yerdeyiz. Ahiret olmayacak oluyor zaten. Ahiret olduğu için oluyoruz, olduğumuz için ahiret oluyor. Onu ben ayırt edemiyorum. Orada var olduğu için mi? Burada mı olduk şimdi? Burada var olduğumuz için mi orada olacak? Onu da bilmiyorum ama aynı anda olduğunu biliyorum kesin. Hangisi önce sonrasını bilmiyorum. Çünkü hakikat suretsiz. Hakikat suretsiz, suret de hakikatsiz olamaz. Böyle bir şey yok. Suret hakikata istinad eder, medet alır, hayatlanır, ruhlanır, vücut bulur. Çok garip şeydeyiz yani de e, ee, ölmeden önce mutu kable ente mutu. Ölmeden önce uyanınız. Ölmeden önce. Ölmeden önce nasıl uyanacaksın? Öleceksin ki uyanacaksın. E, ee, şu anda biz ölü müyüz? Evet. O ikinci o ölüm olmadan önce öl. Ne o? Bedensel. Öl ki bedensel hayattan e, hakiki hayatın var olsun. Çıkart kendini. O taşı kıran adam kendisini çıkarttığı gibi. Regayip ne demek? Rağbet edilecek. Şimdi hep böyle diyoruz. Allah rağbet edilecek. Allah, o mahiyetidir. Kendine rağbet et. Farkındalığını artır. Kendini kendinden çıkart. Allah var iken hiçbir şey yaratmamıştı. Rağbet etti. Ucuda çıkartacağım. Bu mail etmesi. Rağbet bu. Regayip. Bunun sebebi nuru Muhammedi. Mecul fiilen rahm-ı madere düşmanı düştü. Rahm-ı Bak birisi mahiyet birisi hakikat birisi de Peygamber aleyhissalatü vesselam karneti. Rahm-ı madere de sureti. E ben kendime taşıyayım. Allah rağvet etti. Yaratacağım. Ben rağvet ettim. Kendimi kendimle inşa edeceğim. Kendimi kendimle inşa edeceğim kendimi kendimi maileyeceğim, iksirleyeceğim. Tılsım ve sır. Kendimi kendimden çıkartacağım. Kendimi kendine maya ve iksirleyeceğim. Yani regaib bu, regaib. Allah'takini kendine en cami ayna değil misin? Allah'ın regaibi bizdenki regaib. Allah'taki Kadir Gecesi ne demek? Sende nasıl tanımlanıyor? En cami aynaydın ya. Allah'ta miraç. Miraç ne demek? Allah'ın icraatı. Ben de miraç ne demek? Şöyle bir, bir soru gelse. Bismillah. Regaip yani rağbet etme bir ihtiyaç mıdır? Cevabı belki şu olurdu. İktizadır. Ee, Ölmesi gerekir yani. En İ son, en son İsmi Azam'da. Güneşin bir ışık. Güneş ışık vermesi ihtiyacından değil, iktizasındandır. Su ıslatması ihtiyacından değil, iktizasıdır. Ben yaratılışım itibariyle astıma meyilliyim. Ben ben olmak meyilindeyim. Nerede söyler? İncelemizli Remizli 1.29 söz. E, ee, su buz olmuş ama ağlıyor içeride. Astıma dönmek istiyorum. Buzun kemali su olmaktır. Çünkü aynı öyleydi. Her şey kendisi olmak ister. Ne no, başka şey olmayın. Başka şey olmak istemeyin. Eğer ben senden olsam deyince Rüştü abi dedi ki bana. Rüştü abi ben olsam senden bunu sen sen ol, ben ben olayım. Eğer ben sen olacaktımsa sen beni ben ne farklı niye yarattı dedi. Tamam. Ben benim, sen sensin. Sen sen ol. 29. sözde diyor ki herkes aslına muhtaaktır. Ben ben olmak ister. Sen sen ol. Breakup. Ben sen, ben ben olmak istiyorum. Regayb. Yani Allah'ın icraatını en cami aynı olduğumdan bende gözükmesine uyguluyorsun. Bu nereden çıkarttı? Yani diyeceksin ki dördü birdir. Dördü. İslamiyet eşittir. Kainat-ı Kübra eşittir. İnsan Ekber, kainatı sonra. İnsan, Kainat, İslamiyet, bir de nur Muhammed, İslamiyet, Çekirdek. Şimdi e, 278 açıyorsunuz. Açtınız değil mi abiler? Yani defterinize serbest öyle bir tanesi e, ser veya Dima canlı yayını atmıştık. Daha önceki derste, bugün değil. Tamam, 278 Açtın mı? Bir tanesinin duym yetiyor. Diğerleri o kadar şey değil. İradi, evamiri, Harika. Tamam. Şimdi orada şunu okuyacağım. İradenin sureti serbest bölgededir. Kanuneti irtizamda cüz-i ihtiyaredir. Ee, hakikati kapteki evameri tekniyedir. Mayeti iran edin. vicdandadır. İnsanda. Bunu e, ders Daha önce şey yok okumadık bunu. Evet yeni. Dikkat çünkü nasıl anladık? Ee, ama bunun altyapısını yapmadan niye buraya geçtin? O zaman abiler şurayı okuyorum. Şurayı. Şu. 277'yi açar mısınız? Aynı yerin. Bir G sayfa girin. Abi atar mısın hepsine ya sen? Bunlar de debelenip duruyorlar böyle. He? Ha? ha öyle deyin ya. Benden de rahatlatın ya. Bir görüyorum deyin diye. Gördün mü abi? Beni görme orayı bak. Acayip bir şey. Kendini kendine seyretmek, cep telefonundaki videonu seyretmek gibi değil ya. Ee, sözler 687. 687 açtım. Buldunuz mu? Haydi bakalım. İyi misiniz? Yeni başladık. tam 27 dakika oldu derse başlayalım. Yarım saat olmadı. Evet abi. 100 sene yaşayan bir insanın 2 dakika 88 saniye yaşamış oluyor. Ben 60 seneyi hesap ettim. 1 dakika 72 saniye yaşamış oluyor. Bunları da ben uydurmadım. Risalede geçen şeydir. Risalede, Kur'an'da. 50 bin sene bir günde haya suratıyla kat eder. Bu 50 bin seneyi teneffüs ettiriyorum. Kaymadım mevzudan. Niye 60 bin demedi de 30 bin demedi usta? Kur'an'da geçiyor. Mealit suresinin 4. ayetinde o ruhun meleklerin hareketi var ya bir günü. Sizin 50 bin güne bedeldir. Allah ölçü birimi getiriyor. Ustad dördüncü sözde kullanıyor. 20. sözde. Diyor ki 50 bin sene bedensel hayatın var ya senin enfus hayatının bir gündeki hayal gibidir. Yani 50 bin sene bir gündeki hayal ise hayal enfusiydi. Enfusi alem diyor ustad. Yani hayal. 100 sene bedensel yaşasam iç alemime göre dünyada ne kadar kalmış olurum? 1 dakika 2 şey, dakika 88 saniye. 2 dakika için sonsuz cehennem olur mu? Yani bu hayat 2 dakika ya. En fazla 2 dakika yaşayacaksın. Belli bir süre. 2 dakika yaşayamazsın. Şey, 100 sene. 100 sene nasıl yaşayacaksın? Olsun 100 sene. 100 sene dünyada bedensel hayat o usta Risale'deki 4. Söz'deki ölçüye göre ee, iki, bir gündeki hayal gibidir. 50 bin sene. Yani 2 dakika 88 saniye yaşamış oluyorsunuz. Benim sözlerde yazdığı gibi sizin sözlerde de yazıyor. 4 tane ölçü birimi getirmiş Kur'an'da. Risalede hepsi kullanılmış. bir Ahiretin bir günü. Dünyanın bin senesi. 2. Asabu keyfin bir gün ve daha azı deyip 300 senemiz. Ee, Bakara 259 Üzeyr aleyhisselamın e, bir gün veya daha az yattım şey bir saat veya daha az bir saat ve daha az, saat diyor gündemiyor demiyor. oysa 100 sene uyku içinde öldürmüş Abdurrahman diyor ki ben iki tane ayet gördüm diyor uykuda ruhunuzu alırız sonra ömrü bitene daha geri vermeyiz ömrü gene devam edeceklere ruhu salarız keşke o ayetleri tespit etseydi evet yani e, Üzeyr aleyhisselam uyuyor Uyanınca 100 sene geçiyor. Çok tuhaf yani. Ondan sonra Allah soruyor. Ne kadar kaldın? Güneş o mekruh saati geçirmiş. E, dua duha namazını kılmış. Güneş meyletmiş dua vaktinde. Yatmış. Kalkmış ki aynı. Aa, bu kadar yatmışız demiş. Ey üzerine ne kadar yattın? Bir saat veya daha az yarabbi dedi. Çünkü Güneş batma ile doğma aynıdır yani. Böyle tepe gelince aynı hareketi yapar. Mer batıyormuş. Hani yattığı saatin tam paralelinde uyanmış. Güneş aynı ya. Ondan sonra abak e, bak diyor, ama buradaydı güneş şimdi buraya geldi diyor. Oh hakikaten. sana bak dedi eşeğini bağlamış sana. Kemikler parçalanmamış vahşilerle. Öyle erimiş. E, eşeğin çürü şey oldu. Allah diyor. Yiyeceğine bak diyor. Kurma şeye incir yemişti. Sanki ben vardım çünkü incirde incir deyince Hasan var. Hasan var incir yok olmaz. İncir var üzüm suyu var. Bak yemeğin içeceğin bozulmadı diyor. Eşeğin bozuldu diyor. Bak aynı ortamda. Eğer kanun hepsine müstevli olsaydı hadi sen Peygamber'in çürütmedim. Eşeği çürüttüm ama incirini çürütmedim. Koparttın incirin. Yiyeceğini çürütmedim. Sı şeyini çürütmedim. Yani kanun yapmıyor yani. Eğer kanun olsaydı burada Peygamber'i çürümez. Tamam. Allah'ın adıyla ama eşek çürüyünce de koparttığı incir niye çürümedi? Solundaki incir, çal sağındaki eşek. Şimdi diyor dirilmeyi demek ki peygamberler de böyle olunca bende niye olmasın? Ahiretten bunlar nasıl dirilecek demişti. Allah o eşeği kemiklerine giydiriyor, et giydiriyor yavaş yavaş. Giydirdik diyor, seyrediyor. Onun şunlar gibi sinirleri giydirdiği şeyi giydirdi. Hepsini seyrediyor. Boş bu seyretmeyi de. Sen üzeyir ol ve eşeğe et giydirilirken, kemiğine et giydirilirken vücudu. O anda imanın ne olurdu? Ben oturdum, üzeyir aleyhisselam oldum. Kemiklere et giydiriliyor, bakıyorum. İmanım ne olur? Bu imana yetişilir mi? Ya sonra bizim gezegende olmuş ha bunlar. Benim gezegen. Bilmiyorum sizin gezegende var mı bu? Sonra gelmiş 50 yaşındaymış bu. İmanın arkasında bir şey var mı? Ondan sonra iman arkasında var. İmandır. Ha, şimdi geçtim bu şey şehre neyse uzun anlatmıştım. Kaç yaşında bu özel halise? 50. Kaç sene geçmiş? 100 sene. 18 yaşında çocuğunu bırakmıştı. Çocuğu oldu 118. Çocuğu kim? Çocuğu babasına baba oldu. 118 yaşında çocuk Baba 50 yaşında buyurun bu maydeyi Kur'an'den siz de alın bu yemek demeler. Baba 50 yaşında çocuk hani gelen demişti ya anne işte onu bendim. Annesi daha evlenmeden daha çıkmıştı haydutlar saldırınca ey bu yerlerin kutbu azamı imdat et dedi. Birisi geldi tepeleş dedi falan. Sonra <laughs> babasına da demiyor. Anne falan tarihte daha böyle olmuştu. Oğlum bir kimseye demedim sen nereden biliyorsun kerametten bildin. Ama babana demedim tepeleştirdi. Oğlum, oğlum ben daha evlenmemiştim, babana gelmemiştim, dememiştim. Sen ne de, O ben anne. Demiş. Buyurun cenaze. Bu cenaze namazına buyur. Hangisi? Yo öyle demedim. <laughs> Çocuk anlamaz. Çocuğa dedim ki yavrum bir senelik hücre var mı? Yok. Altı ayda bir değişiyor. Burada bir senelik hücre yok. Yani anneannen de bu et değil. Şey de değil. Peki sima nedir? Bu 40 yaş, 50 yaş. Simalar nedir? Namaz kılan, kılmayan, oruca. Sima bunları gösterdiği gibi. Ha sima şudur. Tayyip pekmezi karıştırır gibi aklın fikirlerini, vicdanın duygularını, e, kalbin, e, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini koy. Karıştır karıştır. Yapıştır buraya. Sıra dışarıya vurdu. Bu görüntü e, madde değil. Maddede somutta soyut olan görüntü nisbi ve itibaridir. Yaş görünümü odur. İşte anne, anne ve sen 18 yaş ve 33 haliti ruhiyenin dışsalı gözükecek. Yoksa o şekilde ruhun değil. Suretten murat sirettir, sıfattır, ahlaktır diyor ya. Aynı Si Suretten murat işte bu. Yani bu suret nedir? Yani niye simahum fi vucuhi min eseri sucud? Simalarından bellidir ne yaptıklarıdır. Elsin etikum elbanikum. Sesleri ve suretleri. Sesleri de onun kişiliğidir. Bu suret mesela mesela şu lavaya bakıyorsun. Senin suretini gösteriyor. Bu ruhunu gösteriyor. Göz kalbi gösteriyor. Mimikler vicdanı gösteriyor. Tümü neyi gösteriyor? Ahlakını yani yaşını da gösteriyor. Yaş itibaridir, nisbidir. Bir senelik hücre yok ki. Evet. Devam ediyoruz abiler. 687. Aynı mevzu. Mektubat 470. 19. maddede hakikat çekiklerini geçiyor. İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün azasını, etzasını birbirine yardım ettirir. Kim? Birbirine farklı olan 200 trilyonu aşkın hücreler ve birbirinden kopuk gibi gözüken farklı işleliği olan organlar sanki bir, bir şey yapıyorlarmış gibi. Karaciğerde, böbrekte, dalakta, midede maddete aynı iş yapıyorlar sanki. Yani hepsi tek tek farklı farklı iş yaparken hakikatte aynı iş yapıyor. İşte bunu kim yapıyor? Ruh tek iş gibi yapıyor. Yani nihayetsiz çok işi tek iş gibi. İşte ona misal buradan veriyor. Yani Allah nihayetsiz işi büyük küçük az çok yakın uzak soğuk sıcak kolay zor sert yumuşak dün bugün yarın yani mazi ve müstakbel kayıtlar vesaire nasıl yapıyor? Ruh cesedi yaptığı gibi. Nihayetsiz işi tek iş gibi cesette yapıyor. Buna şahidiz. Yaptı mı? Yaptırır. Yani irade ilahiye cilvesi olan irade ilahiyeden ne geliyor? Evamiri tekviniye. Ve o emirden vücudu harici giydirilmiş. Evamiri tekviniyeden vücud harici giydirilmiş. Nedir o? Vücud harici giydirilmiş. Kanun emri ve latife-i Rabbani olan ruh. Mahluk. Yani bunları da cem etmiş ruh kanun emridir. Aynı zamanda latife Rabbani olan ruh mahluktur. Çünkü ziyayattır, zişurdur. Kanun emri vücud sahibidir. Yazmama gerek yok şimdi sayfa dolu. evamir tekniğinde irade ilahinin cilvesi mi? Evet dışsalıdır. Işte, evamir tekniğinde ne vardı? Evamir tekniğinde aşağıdan yukarıya iyiyim. Meyil, ihtiyaç, iştiyak. Ustad onu sıralamış. Ben onu sonra düzelttim böyle. Ee, şu önemli olduğu için söylüyorum iradeden iradeden evamiri tekviniye geliyor. Evamiri tekviniyeden bu sıralama çok önemli. Şöyle yapacaksın. 1 2 3 4 İm buradan yapacaksın. Meyil, ihtiyaç, ihtiyaç, incizap. Şöyle im diye ezberleyebilirsin usta nerede söylüyor 29 sözde diyor ki e, meyil iki katına çıkarsa muzaaf olursa ihtiyaç olur diyor. İhtiyaç muzaaf olursa iki katına çıkarsa ihtiyaç olur. O da ihtiyaç iki katına çıkarsa muzaaf olursa incizap olur. Tamam? Bu dördü. Çok acayip. Bunlar şey yaparsa ill illeti i tamirli olur. Vücudu çıkar yani. Demek ki iradeden bunlar geliyor. İrade ee, irade nasıl çalış, çalıştığını nasıl anlarız? İradeli midir değil mi? İbadetullah ile anlaşılır diyoruz artık. İradenin vazifesi, işlevi, sonucu sureti ibadettir. İrade ibadetin kadar iraden çalışıyor. İradenin çalıştığı kadar ibadetin vardır. İkisi gayri Yani ibadetin varlığı kadar iraden çalışıyor. Çünkü iradenin vazifesi ibadetullah. Eee Zihnin vazifesi marifetullah, hissin vazifesi muhabbetullah, latife-i vazifesi müşahadetullah. Müşahadetullah çok gariptir yani böyle şeyde iradede gördüm. E, latife-i rabbaniye müşahadetullah yapınca onu her tarafa sirayet ettiriyor. Yani Allah'ı e, görmeyi, görme nasıl olur dedim yani. Latife-i Rabbani'nin Allah müşahede etmesini alıyor. Nasıl bir paketse. Akılda ilmi oluyor. Vicdanda hissi oluyor. Kalpte e, duygu şeklinde oluyor ama. Ama ruh hepsini cemide en de en e, şey oluyor. Huzur oluyor. Huzuru, huzur oluyor bizde. E, büyük zatlarda huzuru tam olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da huzur etem diyor. Yani ne demek huzur etem? Huzuru tamla. Her daim huzur etem. Her daim huzurda. Çok tuhaf ya. Her daim. Hiç hayatının bir zerresinde bile gaflete girmemiş. Hiçbir şekilde gaflete. Yani yok. öyle yani. Ama bu bana keyif veriyor biliyor musun? Niye? İnandığım peygamber böyle olması lazım. Benim gibi böyle düşe kalka olsaydı. O kadar bana güven vermez abi, Ben benden iyi olan şoförün yanında uyuyabilirim. Benden be, bende <laughs> ben de yolculuk yok, yok, iyi değil abi ya. Yolculuk yaptık ya yolculuk. Frene bas bana 3 4 tane peş peşe viraj dönüyorsun abi. Şeyde pe peygamber zannediyorum ki düşündüğüm gibi çalışıyor araba. <laughs> Arabanın ama eski 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 Hasan yok yani o bitti. Peygamber de böyle olması lazım. Çok kaliteli olması lazım ki itminan olayım. Benim gibi huzurlu huzur seviyesi olmaması lazım. Ustad gibi huzuru tam olmaması lazım. Huzuru etem olması lazım. Çok garip ya. Sen dolaş ama sen vaktin bile çoktan geldi. Abi bir şey sorabilir miyim? İrade Ayat tekviniye bakıyordu şeyde. Bir önceki yani bir az önce konuştuğumuz şeyde de. Burada iradenin evamri tekviniyenin cilvesi olduğu söylendi. Bununla alakalı bir şey var. Şimdi bu irade Ayat zahirde, zahirde ki tabi mübindir. Evet. Ama tazamun ettiği nereden besleniyor bu? Nereden besleniyor bu? Yani nereden, iç aleminde nasıl şey yapıyor? Meylim olacak ihtiyacım olacak, iştiyakım olacak, incizabım olacak. Tamam mı? edeceğim bunlar. Sonra bunlar e, tanımlanacak, ilmimle birleşecek, kudretimle birleşecek. O dişsal olacak. O zaman ayet-i tekmine olacak. Sonucu söyledik o zaman. Baş, ilk başta. Başları. E, e, yani bu irade ile... E, kitap i̇şte birdeki irade aynı irade değil ki. Bu zaten irade ilahi diyor. E, tabii, e, tabii. o aynı irade. Yani diyor De bak devam edelim. Yani irade ilahi cilvesi olan evamili tekviniye. Ona o emirden vücudu harici giydirilmiş bir kanun emri ve latife rabbani olan ruhu biz. Şimdi e, ruhu söyleyecek. Onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruh şaşırtmaz. Tamam mı? Risale-i Nur'un en harika bariz vasfından bir tanesi de bunu çocuklara oku, derste oku, herkes anlar. Bir şey anlar. Bu sehl mümteni. Sehl kolay demek. 25. 25. sözde geçiyor. sehl mümteni. Düz okuduğunca anlaşılıyor. Ama neyin nesidir deyince kanun öyle falan. Bu sehl mümteni. Allah Allah. Garipleşiyor. Bir tane dedi. Ya ben Risale okuyorum. Hep anlıyorum. Seni dinleyince hiçbir şey anlamamışım oluyor diyor. Yani bana iyilik mi yapıyorsun, kötülük mü yapıyorsun diyor. Ben diyor o küllat okuyunca her şeyi anladım. Ama seni dinleyince hiçbir şey anlamamışım. Bu, çünkü Risale'de geçiyor. <laughs> Sehli mümtenidir diyor Risale. Çok kolaydır. Çok zordur. Ben şimdi ne diyorum ben? Ee, evameli tekviniye vücudu harici giyerse kanun evameli tekviniye, kanun emri ve latife rabbani tazamun ediyor ruh. E ben dedim ki evamir bu kanun emri nedir ya? Ayda keşke sormasan. Onların idaresinde onları manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini hizli gidiyorum ki en azından bir metin okuyayım. Görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Tamam. Şimdi buraya bitti abiler. Bak şurası. Şuraya bitti. Metin kırmızıdır. Metin tahlili. Sana diyorlar ki sana izah ediyor. Lan kardeşim metini koydum. İzah etsen bunu koyar mıyım? Esti gibi konuşurum. Bak burası. Şimdi çıkarım. Çıkarım yaparken bak şu eğer hala şüpheliysem kurşun kalemle yazıyorum. Silebilirim demektir. Çıkarımlarımdan şüphe ediyorsam bak iki tane söylemişim. Allahu alem. Bir bu bir bu. Veya iradenin sureti ya bu ya bu. İkisini de kurşun kalemle yazmışım. Ama bunlar şu metin sari ifadeleri. Tamam Şimdi söylüyorum bak. İrade ilahinin cilvesi olan evameli tekvini. Tamam mı? Ben Aynı böyle geçiyor. İki. Evameli tekvinin vücut harici giydirilmiş. Gene şurada bak. Evam, irade ilahinin cilvesi evameli tekvini. Evameli tekvinin vücut harici giydirilmiş nedir o? Kanun emri ve latife-i olan ruh metinle geçiyor. E, abi vücuda harici gidirmiş derken gene bu e, illeti tahmin e, mi tabii tabii. Kudret tahluk şey, şey, 3 Üç üç. Üç tanesi tahluk etmiş oluyor. Olursa vücuda harici. Tamam. Ak, bu, bu hiç çıkmayacak tamam. yani. İlleti tahmin üçtür. Oldu mahluktur, olmadı ilmi vücuttur. Tamam illeti Tamam. İlleti o. Lüzum vücub zarret diye geçer. Misal. Ruh başka yerde bak. <laughs> Ruh ziyayattır. Ne demek? Kalbe bakar. Hayatın en cami tayin ettiği arştır. Hayatın en cami yer neresidir şeceri hırkatta? Arştır. Hayat. Bendeki karşılığı nedir? Kalptir. Ha, ruhun zi hayat deyince kalp. Ruh zi hayattır. Zi şuurdur. Kanun Vücud alici. dört tane. Hayat deyince en camidir. En cami Osman arştadır. Arşın bendeki karşılığı ne? kalptir. Ruhun kalp tarafı zihayat. İki, zi şuurdur. Şuurun yani yapılanma vahiy ile akıldır. Vahiy muhatabiyet ilimdir. Şuur ilimdir. Vahiy muhataptan geliyor dima. Unutmayın abiyle bu temel bilgidir. Kafa, akıl, vahiy muhatap, vicdan, ahirete muhatap. E, kalp ahiretin çanak anteni, akıl vahin çanak anteni. Ona dönüktür. Bu böyle, bu da böyle. İk, bu birinci şuur, vahin şuuru, aklı yapılandırması. Vicdan gaybadır, gaybın penceresidir, el müzecidir. Kalp bir pencere ise ruh nezari de seyredendir. Tamam. Bunu sari. Ha, bu ikinci şuur. Abi ikisini topla buraya, getir. Birinci, ikinci şuur. Ne oldu? Farkındalık. Şuur. Bir vahiy sarih, bir vahiy zımni gibi oldu. Gibi evet. Vay bu şuradakiyle şu. Yani kayıptaki dediğiniz vahiy zımniye bakıyor sanki. Oradan... Ötekisi evet. Vahiy sarih'e da akıl sarı. Evet bakıyor. Zi şuur, akıl. Ru dört tane ayağı var. Zi hayattır dedik kalp. Zi şuurdur. Vahiy muhatabiyetten geliyor. Akıl, kanun emridir. Ruh, vicdana bakıyor. Kanun emri niye söyledin? Emir iradedendir. Kanun. Tamam mı? Kanun emirdendir, namus iradedendir diyor ya. Demek ki run dört, dört sistemi var. Ziyayattır kalp, zişurdur dima. Kanun emridir vicdan. Vücudu haricidir beden. Kürs. Beden yani nefis, nefsemare değil. Nefsemare bir tanedir. 7 tanesi, 6 tanesi müsbet. Nefse mari, levvame, mülime, mutmayne, raziye, safiye, natika. Bu tüsenli. Ee, bunun karşılığı nedir? Alemi şahadettir. Alemi, kürsün donmuş hali, sureti. Alemi şahadettir. Bendeki taşılması bedendir. Yani kürsün e, alemi dışsalı sureti alemi şahadettir. Bendeki hulasası, komprimi hulasası, fu haritası, rüzname takvimi bedendir. O zaman bedene ne deniliyor? Vücudu hariç. Rum'da dört tanesini saydık. Zihayattır, zişurdur, kanun emridir, vücudu haricidir. Zihayattır, kalp, zişurdur, akıl, kanun emridir, vicdan, vücudu haricidir, beden. Cem, Cemiz cemdir. Öyle. Tamam abiler. Şimdi tamam. geliyor. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Çünkü ee, cinsin eee şeyi vücud haricisi. Alem şehadet. Şehadet, i Şahid. Levh-i mahfuzun Levh-i mahfuz zaman vücud haricisi. E vücud haricisi e, burada e, le, hareketin billevnidir. Zamanınaki şeydir. Vücud haricisi tabii. O o da o da bir berzah ama e, levh-i mahfuzun defteridir. Levh-i mahfuz ispat. Hmm. Ha. O burada bir işlevi var. Lefi mahfuzun burada nasıl işleyecek alem şahadete? Lefi mahfuz ispat üzerinde işlevi var. Lefi mahfuz zaman. Zamanı çıkartırsan mülkten yani neye benze biliyor musun? Evet. Ee, mülkü melekütünü çıkar. Ruhu çıkar benden. Ruhsuz beden. Bak ruhsuz beden demek zamansız mekan demek. Peki bedensiz bedensiz ruh demek mekansız zaman demek. Me mekansız zaman. İ i̇radenin diyor iradeden evamili tekmine geliyor. O da en nedir? Meyildir. 29. sözde meyildir diyor. Meyili muzafı ihtiyaçtır. Ezber yapma. Meylim var. Niçin? ihtiyacım var. Niçin? İhtiyacım var. İncizap olmuşum. Olmuşum artık. Ben kaçınım onu istiyorum. Onun için iyiyim diye ezberle. Mail. Mail ettim. Kalptedir. Mail kalptedir. Ya kardeşim buna muhtaçım ya. ihtiyacım var. M M mail. Muzaf olursa çok şiddetlenirse mailim ihtiyaç olur. İhtiyaç olur. İhtiyacım olunca iki kat olursa iştiyakım olur. İştiyakım olursa ben ona dönüşürüm. İncizap olurum. Çekilirim artık. Şansım yok. Çekilmişim ona. Artık ondan kaçamam. Allahu alem iradenin iki tane sureti kanuni hakikati diye yazmışım. Ya budur demişim. Ya budur demişim. İradeye çalıştığım için kaç tane daha o sonuca varamadığımdan uyradedir abiler. İnşallah diyorum o Allah Alem dediğim zaman ileride hangisi olduğunu oturur. Buraya kadar mı devam ediyor? Yok devam ediyor. İradeyi görüyor musunuz? Sen kaç sene çalışmışız? Hiçbirisini okumadık. Hiçbirisini okumadık. bir tane burada okumuşuz. Burada okumuşuz. Buraya kadar. Yani e, 318 e, 318 ama buraya da göbekten girdik. Başını söyleyeyim. Bak şuralara bak. Bu geri gideyim bak şimdi. Burada geri gideyim Osman. Okumamışız abiler hiç. hiç. Burayı okuduk. Burayı da okuduk. Burayı okumadık hiç. Buraya bak hele. Uf. Buraya Bak irade ha. Ondan sonra irade cüz ihtiyarları neler var ya? O buna hiç okumadık hiç. <gülüyor> Bak. <laughs> A şuraya kadar. 240 318. <laughs> He? E şu kadar. Evet. Biraz da gidelim de. Korkmayın. Ahirette de dersimiz var. Ne yapacağız ki? Ziyaret, zişurdur, karnemiz vücudu haricidir dedik ya. He, vücudu hariciye kürsün niye dediniz ki alem-i değil mi? Alem-i sureti ya. Nereden geliyor bu? Ama vücudu harici olduğu zaman... Zıtlar kürste ya abi. O da öyle yani burası artık sureti zıtların cemi yani beşeriyet yani artık dokunduğumuz alemi şahadet ee, hayat nereden geliyor Aştan geliyor akıl nereden geliyor kainattan diyor akıl çıksa ne demek karşısına hedef mahfuz yazdık abi evet Bak akıl dedik ne bir mahfuz. Kalp dedik arş dedik. Yani, Kanun emri dedik. Vicdan dedik. Vicdanında işte daire-i hayat ve daire-i ilim alberzanda dedik. Şimdi kan şey, e, vücudu haricidir. Kürs mi diyeceğim, alemi müşahedet mi diyeceğim? Abim e, kürs de ama ne, kürsün sen nerede tanımlayacaksın? Üçünü beraber yaptım. Şeceri hilkatta kürstür, alemi şahadet sureti eylemdedir, bende bedendedir. Abi sen bunları bilen adamsın. Abi, bilen ama ama bende beden, abi, kürsün bende karşılığı ne olabilir? Demeyecek misin, sormayacak mısın? Değil abi, bu alemi şahadettir ya, vücudu haricidir diyeceğim. Ne onun? Abim e, a, kürsün Abim, e, işte bir nedir? Bu nefis. O, nefis nedir? Bedendir da. Hakikatı. Beden işte nefsin hakikati kürs. Evet. Peki bendeki o nefis derken nefsin de beden neyin en müzecidir? Manevi neyin var. hulasasıdır? Ma, maddi ve manevi nefse mare diye okuduk ya. Maddi ve manevi nefse mare. Maddi beden, manevi ahlak yani hisler. Nefsem marimizin donmuş hali beden değil midir? Tamam. beden taşınırsak Alemiş aç bu bedeni e çekirdek olarak düşünürsen açarsan alemiş adet olur. Ya bu suret hakikati nedir ya kürsür işte. Yani büyük insan küçük kainat. Büyük büyük kainatta kürs. Şeyde şeceli i kürs kainatta alemiş adet şeceri hilkatta kürs, Alem-i şede kainatta alemi şadet insanı taşırsa şey maddi de. ve maddi ve manevi nefsen mare beden. Abi şöyle de bir Allah'a sadece vücudu hariç mi yaptınız? Peki ziyaret dedim, arş dedim. Hepsini hepsini uyguladım. Bu arş kainatta yok ki. E şey dediğim, şey dediğim, arş, var. arş. Ha. Arş hudut ya. Tamam. Lefi mafuz. Lef mafuz değil ki ağır. Değil değil bakın. Siz e, bir şecereyi katte tanımlayacaksak ona tanım yapalım. Karşısında da insanın beden şey... İnsanla kainat ayırmadım. Ben e, mevzum itibariyle bendekini varlıkta sonra ötede yapıyorum. Daha uygulamadım. Abi şöyle de bir tarif yapabiliriz. Şey... Yani kürsün alemi şehadet olduğunu yeni mi duyuyorsun sen? Değil abi, abi e? şahadet vücudu harici giydiğimiz at tekvineye dönüşmüş hali alemi yani. şahadette olur. E, tamam peki Kursu bu kim olmaz diyorum ben de. Kesinlikle bu, kesinlikle. bu, şey cinsinden Ya temsilcisi kim? Kürsün melaike olarak Mikail. Mikail. Hadiselerin mesili ya. Evet. İşte Mikail malik olduklarımız melekelerimiz diye konuşmuştuk. Abi alemi şahadetin cemi insan değil mi? Tamam oraya girmeyelim abi lan bu, bu artık ABC şey oyunlar ya artık. Hasan abi. Şeytan kürsü aktif olmadı mı? Evet. Alem şadet Alem şadet i̇şte alemi şahadet. Alemi şahadet işte. da bir şey orada şeytan beşerle insanın cem'i ya. Yani belki alemi şahadetin hakikati Yani onu sıralamıyorum. Onu kendime tanımlıyorum. Kürsüm bendeki karşılığı nedir? Nefistir. Peki başka Nefsin karşılığı. Peki alemi şahadete uygularsam kürs nerededir? Şu varlıktır. Varlık da nedir? Benim en müzecim olan bedenimdir. Ya. Ama bu, bu haritası değil. Bunun artık kürsün bende nefis olduğunu, arşın kalp olduğunu, nefi mahfuzun dima olduğunu, arş azamın ruh olduğunu, Yeni mi öğreneceğiz abi? Baş abi. Bakın ısrar ediyorum. Ta ekme, Eğer bir dakika abi bunu tamamlayalım. Eğer vücuda hariciye kürs diyeceksek nefis dememiz lazım. Beden girmemesi lazım. Beden diyecekseniz alem şahadet demeniz lazım. Yoksa birbirine zıt olur. Tamamsız kalır orası. Kürs diyelim. Tamam eyvallah. Nefis diyelim. O zaman Amin. olur. Pa parantez içine ne koymuşuz? Bak. Vücut harici dedik beden. Bak şimdi. Sonra yani bedenden kasıt nedir diyor bakar mısınız? Cesettir, cisimdir, cismaniyettir, kudrettir. Cemelmiş. Sen defterin belki de yoktur diye. Beden abi nedir? Bedenden kasıt parantez aç. Cesettir, cisimdir, cismaniyettir. Bir de gördüğümüzden dolayı kudrettir. Eğer buraya şöyle şey yaparsan nefis diyebilirsin. Ama esas nefisi tanımlamak da insan şahit olduğu değil. Beden, beden. Bu beden. Beden de peki nedir? Beden, anda var olup yok olan. Eğer atomu kastediyorsan cesettir, bak koydum. Eğer içsel alemi kastediyorsan nefsin cisimdir, eğer ahiret gaybdaki insanın karşı cismaniyettir. Nefisten kasıt, nefisten bedendir. Ben de anda var olup yok olan dırr, e, atom düşünüyorsan edir, cesettir. İçsel alem düşünüyorsan cisimdir. Ahiretteki hayatını düşünüyorsan cismaniyettir. Abi ben bunları sıralamadan sonucu söyledim yani. Ama sen bunları bilen insansın. Nereye takıldığını anlamadım tamam. Oldu mu şimdi abi biraz? Tamam. Eyvallah. Şimdi Allah alem demişiz. Bak şimdi. Kurşun kalemle yazdığımın sebebi emin değilim. Sizin sizin ferasetiniz, sizin malzemelerinizle de dolduracağız hep beraber. Bakın bu bunlar kesin oldukları için bunları iki şekilde iradenin sureti nedir ondan sonra kesiyoruz. Ezan okunacak. Ee, şu, Sonra bana i, he. Bana Tamam. Bir de iki çeşit noktayı nazarım var iradenin abiler. Birincisi iradenin mahiyeti vicdanda dedim. Tespit. Hakikatı kalpte. Nedir o kalpte? İştiyak incizap incizap meyil oradadır. Kanuniyeti iradenin dimada iltizamdadır. Cüz-i İradenin sureti ise dimağın her şeyin sureti olduğu serbest bölgedir. Yani bir daha iradenin sureti serbest bölge, kanuniyeti diman dimağın iltizamda cüz-i ihtiyari, tamam. hakikati kalptedir, her şeyin hakikati, hakayk şeyi sabit etin arştır, insanda kalptir. Arşımızdaki karşılığı yani arş, esmanın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Bizde de kalptir. Demek ki iradenin hakikati, her şeyin hakikati kalpte olduğu gibi iradenin hakikati de kalptedir. İradenin mahiyeti de bulunduğu mekandır. Neresi o? Vicdandır. Birinci noktayı nazar bu. Şimdi diyorum ki, gene emin değilim. Bahtaki de aynı sanki. Değil abi. Ha evet, evet doğru. Evet, evet toparladım. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani şöyle demişiz. İkincisi şu. <laughs> Te telefonunuza atılmıştır. Bak şimdi sureti serbest bölge. İki. Kanuneti iltizamda kafada cüz ihtiyaridir. Hakikati kaptedir. Mahiyeti vicdandadır. Demişiz. Şimdi ruh hakkında abiler şu... Ha? konuşalım. Yani varsa noktayı nazar. Şöyle niçin geçim ruha diye. Şunu da okursam belki de başka şeyimiz olur. Daha 60 sayfa vesaire var olduğu için iradenin sureti kanunetin hep şey yapabilir. Sen bir tespiti mutlaka varsa. İrade-i ilahiyenin bir cilvesi olan evamir tekvini diyorsak hakikat evamir tekvini olamaz. Cilvesi olan şey hakikat olur mu? Olmaz. Olmaz. Mesela o hemen sarı ifade yazık gibi geldi bana. Hı hı. Ee, mahiyeti vicdandan öte olmalı çünkü ruh, ruhun da havası ya. Mesela mahiyeti ruha koysak e, çünkü o ira, şey... Evet, bu kafama yattı. O, olur, olur, vicdan, hakikatını vicdandaki irade diyebiliriz. Ha, şu, 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 şu ölçü alırsan bak, oraya kaçırmışım dedik. Ee, ruhun dört havası ve vicdanın anası elbası olan irade, zihniz, latife-i Rabbani. Ha, ruh, aslında o irade ruhun da şeyidir. Evet. Mahiyeti ruhta tamam. Bak bak. Bak hemen şey yaptım bak. Vicdandakini siliyorum. Ruhtadır mahiyeti. Vicdandaki irade de hakikatin daha münasiptir. Vicdanda. Vicdandaki irade. De, evet. Hakikati o daha, değil mi? evet. 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 O da daha şey. Ne dedi? Kalp mı dedik? Şey, vicdan dedik. Vicdan. İrade var ya. Tamam bunu da yazıyorum abi. Bunu kurşun kalemle yazıyorum ki yukarıda çıkıp şey yapacağım. Kanuniyeti nedir? Yani eğer e, vicdandaki iradeyi kanuniyete kaydırırsak <laughs> yani o zaman kalp deriz, kalpte ne diyeceğiz onu bilmiyorum. Kalpteki şey işte latife insaniye. İyi iyi ihtiyaç işte yakindir. Tabii orada çünkü Hiç, o, tabii yani oradan e, besleniyor ya. Yani mesela cilvesidir ama arkadan mesela kalpten mail geliyor. Olur. O zaman da ne oldu? Kalp dediniz. Kalpte latife insaniye, kanuniyeti, vicdandaki irade, sureti de e, dimağdaki cüz-i ihtiyaç. Evet. Şöyle diyorum o zaman. Ee, ben bunu e, mahiyeti ruhta, hakikati ruh, kalbe kalp, çokuyor. Kalp, kalp Çünkü ihtiyaç işleyerek meyil oradan çıkıyor, kalpten çıkıyor, şey yapıyor diyor. Hı hı. Oradan besliyor. E, kalp e, kanuniyeti Kendisi kanunu işliyor. Çünkü irade ettiğim kadar bak ne güzel oturuyor. İradesini irade ettiğim kadar iradem iradelidir. Bizzati kendisi müstakil değil. Onun buradaki şeydir. O da e, vicdan. Evet. Çünkü abiler çünkü vicdan berzah değil midir? İçerisi de de berzah. Otomatik. E, güzel oldu. Bak şimdi vicdan berzah değil midir? Dünya değil ahiret değil. Yazmışız değil mi? Evet. Bak. E, niye o zaman söylemiyorsun abim? Aynı, 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 aynı. Çok şükür. Evet, hazır <laughs> tamam, e, tamam. Ya tamam çok güzel. çok güzel. Cimada cüz ihtiyar, serbest bölge. Cüz ihtiyarı. Cüz ihtiyarı. Cüz ihtiyarı. Yani e, bu bugün bu, bu iş olsa çok güzel. Bak şimdi ne yaptık? Beraber doldurduk. Şimdi e, burada mahiyetini ruhta almamamızın sebebi şey kaçırmışız. Kaçırdım ben. E, ruhun dört havası ve vicdanın asıl elbası. Aslında vicdanı ruhtan kopartmışız. Oysa vicdandaki o dört birim vi, ruhun dört havası. Zaten kendisi o zaman otomatik mahiyet oradan oluyor. Evet. E, şimdi ruhun Ustadın külliyatta söyledi sari sıfatlarını okuyorum keseceğim. Bak ruhun sıfatları. Şu yeşiller ustattan geçen. Bir, ruh nedir? Ruh nedir ruh? Ruh nedir diye bunu okur işte. Kaç tane şey koymuş? Bir sıfatı. 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir. On. Ha. Bir, ruh nedir? <laughs> Vücudu harici giydirilmiş mahluktur. Vücudu harici giydirilmiş usta. İki, ruh nedir? Kanuni emridir. Üç, latife-i Rabbani'dir. Rab ve Rabbani olan ruh diyor. Dört, cesedin bütün azasına ve eczasına birbirine yardım ettirir diyor. Beş, cesedin bütün... Aynı şey mi yazdım? Yok. Cesedin bütün azasına ve eczasının manevi seslerini ise Seslerini hisseder. Yardım ettirir başka. Evet hissettirir. Altı. <laughs> Salih'ten çıkmadım hiç. Bütün azasının ve eczasının hacatlarını görür. Birisi ettirir kudret. Birisi hissettirir his. Burada da kudret gözüküyor. Bütün azasının, eczasının hacatlarını görür. Şey basar. Görür. Ee, sonra ruh uzak yakın bir hükmündedir ruha. Uzak yakın bir. Sekiz. Birisiyle meşgul olurken birbirine perde olmazlarmış. Dokuz. Çoğunu birinin imdadına yetiştirir. Yani başka yerde. Bir de okuyorum hepinizin karşınızda. ru vücut harici giydirilmiş. Bu ciddi mahluktur. Mahluk. Eğer mahluketi çıkarsa kanun emridir. İki run sıfatı. Kanun emridir. Vücud harcı gidilmemiş. Üç, Latife-i rabbaniyedir. Dört, cesedin bütün azasına ve etsasına birbirine yardım ettirir. Yardım bu. Beş, cesedin bütün azasının ve etsasının manevi seslerini hisseder. Ettirir değil hissediyor. Altı, bütün azasının ve eczasının hacatlarını görür. Birisi yardım eder, birisi hisseder, birisi görür. Yedi, uzak yakın bir hükmündedir. Öyle ruh için uzak yakın, az çok, büyük küçük, soğuk sıcak, kolay, kolay zor, sert yumuşak öyle bir şey yok. Sekiz, birisiyle meşgul olurken başka biriyle birilerine bir perde olmaz. Hepsi hiçbir şey perde olmaz. Aynen. Farklı iş yapıyor. Ee, dokuz. Çoğunun birinin imdadına yetiştirir. Çoğuyla bir şey yapar. Bir şeyle her şey yapar. Bir daha. Her şeyle bir şey. Bir şeyle der de şey yapar. Bir daha. Her şeyle bir şey. Bir şeyle der de şey yapar. Bu çok tuhaf bir şey ya. <laughs> ya. Acayip bir şey ya. Bu garip ya. Çok ilgimi çekiyor. Niye? Her şeyle bir şey yapıyor. Şu bir şeyle de her şey yapıyor. <laughs> He? <şeyin gülüyor> <iyi böyle>. <laughs> şey, ya bir, bir çok etkilenen bir cümle ya. Çok, aferin lan böyle mi ya? İyi. 10. Bedenin bir cüzüyle bilebilir... Ha, bedenin her cüzüyle bilebilir. Şu parmakla da biliyor. Hissedebiliyor. irade edebiliyor. Üç tane sıfat. biliyor. Hissediyor. idare edebiliyor. E, bak her şey cüzüyle biliyor ilim. Hisseder hakikaten e, kudret. Sonuç az hissediyor. İrade sanki illeti tameli ya. İdare yazdım ben. Irade ya. Ha i, i, ama idari irade ile oluyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. O zaman bu ne oldu biliyor musunuz abi? Biliyor. Hissetmek böyle dokunma kudret idare ediyor irade. O zaman illeti tammesi var ya mahluk olur 11. Her bir cüzüyle görebilir ve işitebilir. Her bir parmakla hem görüyor. Bir Rus kadın vardı çıkmıştı meşhur olmuştu. Kendisi ama parmağıyla görüyordu. Diyorlar ne var orada şehri söylüyor tek tek parmağını uzatıyor. Parmakla görüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arkamdan da görürüm diyor ya. Yani niçin? Ruh o kadar cesedine hakim ki her bir cüzüyle vücut peygamberimizin aleyhissalatü görüyor ve işitiyor. Hatta dedi ya Ebu Cehil elimde ne, ol, ne var söylersen iman edeceğim. Edecek misin dedi. Edeceğim dedi. O zaman dedi ki elinde ne olduğunu ben mi söyleyeyim elindekiler mi söylesin. <gülüyor> <gülüyor> ya çok o kadar seviyorum ki. Peygamber hakikaten çok hoş bir insan ya. Yani çok tuhaf ya. Görünce orada ne yapacağız? Bu grupla gideceğiz ha. Sen de çok bahsediyorduk ya Resulallah. gideceğiz Ali. Diyeceğiz ya. Ya Allah Allah ya. Ya bunları nasıl yaptın o zaman? Diyecek ki bize. Ben mazar resmaydı. Mazarı en camı bendim. Ama arkadaşımız ya. Ders arkadaş. Huzur <laughs> yeter değil mi yani? Hazır onlar şey. Ama çok tuhaf ya. Peygamberimizin diyecek konuşmayacağını nereden İyice düşündünüz yani? Nasıl düşünebiliyorsunuz? <laughs> ha evet. Sonra Ebu Cevdeki taş dedi ki Esselamu Aleyke ya Esselamu Aleyküm dememiş. Esselamu Aleyküm sana Esselamu Aleyke senin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm sizin ol deme. Sizin üzerine olsun demedi. Senin üzerine olsun. Adam hemen bıraktı döktü kaçtı gitti. İman etmedi namussuz. Etmemiş. Ebu Cehil kalmış. Etmesin. Hak etmiyor. Hak etmiyor yani. Ben burada bırakıyorum. İlk defa ezan okunmadan bırakıyorum. Bu ilimi unutmayın. Allah razı olsun. Çünkü Vahir davam en hamdulillahi rabbil alemin Fatiha. Ha bu şunu da ekleyem mi ya o cümleyi ama sonra da tekrar ederim. Bir avuç toprağın her birine gitmesi 19 mektupta kudretmiş. Ağacı yanına çağırmasıyla değilmiş.